Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencileri Batuhan Katırcı ve Cihan Nalman, Twitter ve Periscope'daki güvenlik açıklarını buldular. Geliştirdikleri uygulamalarla Twitter'daki güvenlik açığını genel merkeze raporladılar. Twitter ve Periscope'daki açığı nasıl keşfettiniz? Bunun üzerinde çalışıyor muydunuz? Bu bir süreçti. Uzun zamandır zaten biz girdiğimiz web siteleri olsun, girdiğimiz uygulamalar olsun, onlarda güvenlik açığı var mı yok mu diye hep merak ederek araştırırdık. Batuhan arkadaşımızla birlikte de bundan zaten sırf bir araştırma içerisinde Twitter üzerinde çok fazla uygulama geliştirip bunun üzerine çalışmalar gerçekleştirdik. Twitter ve bunun ürünü olan Periscope üzerinde çalışmalarımız oldu. Ve bulduğumuz açıkları da uygun bir dilde formatlayıp rapor ettik. Ardından ise uygun bir dilde geri dönüş yaptık. Twitter şirketi bu raporlama üzerine 21 Ekim'de San Francisco'da gerçekleşen Twitter Flight etkinliğine iki öğrenciyi de davet etti. Twitter'ın yeni uygulamalarının gösterileceği Twitter Flight etkinliği, dünya ünlü mühendislerin ve sektör liderlerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından işinde uzman uygulama geliştiricilerini de bir araya getirdi. 21 Ekim'de Twitter Flight'a katıldınız. Nasıl geçti, nasıl karşılandınız, neler yaptınız? Oraya sadece aslında Twitter Flight için de gitmemiştik. İlk amacımız evet Twitter Flight etkinliğiydi. Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Cel bizi orada karşıladı öncelikle. Bizi Stanford Üniversitesi'ni gezmeye, ardından ise güzel bir sohbetimizi yaptık, ayrıldık. Diğer gün ise Twitter Flight etkinliğine gittik. Orada çok güzel bir ortam vardı. Benim için en güzel avantajı şu oldu. Orada yeni insanlarla tanışıp, yeni vizyon kazanıp, oradaki havayı solumak oldu. Benim için zaten gerçekten çok güzel bir şey oldu. Twitter'dan nasıl teklif aldınız? Size nasıl ulaştılar? Şu şekilde aslında Twitter Flight etkinliğine önce istek gönderip ardından sizi uygun görürseler davet ediyorlar. Batuhan arkadaşımız da benim farkım ise şuydu. Biz herhangi bir istekte bulunmadan bize bir davetle gönderdik. Çünkü biz az önce de bile Twitter üzerine çok fazla uğraşmıştık. Bu eğitim sistemini çok fazla kullanmıştık. Bu sahne bizim için bir ödül oldu. Peki hedefleriniz arasında Batuhan arkadaşınızla beraber bunu keşfetmek var mıydı? Yoksa birden denk mi geldi? Aslında bir anlık kafamıza esmiş bir şeydi. Acaba var mıydı sorusunu kendimize sorduktan sonra bir çalışma başlatıldı ve çalışma neticesinde de evet gerçekten de bir güvenlik açığı varmış tespit edildi. Bu tür araştırmalara küçük yaşta mı başladın? Ne zaman ilgilenmeye başladın? Ortaokulun sonundan beri ilgileniyorum aslında. İlk senem 7. sınıfta olmuştu. Millet hani evet internet kafeye gittiğinde oyun oynarken ben Google'da bir şey keşfettim. Bunun neticesinde bunu araştırırken sürekli sağdan soldan IC22, IC22 diye çıkıyordu. Ben de bunun için kimdir bu IC22 diye araştırmaya kalkmıştım. O sırada hep sağdan sola MSN hack nedir, MSN nasıl hacklenir gibi şeyler gördüm. Ve bunları tıklayarak başladım. İlk MSN hackleyerek aslında ben bu işe başladım. Yetenekleriyle dikkat çeken bu iki arkadaş, gelecekte pek çok önemli işe imza atacağı benziyor.